Paratoner'e hoş geldiniz. Ben Cenk Erkarakadılar. Piyasalarda risk-off moduna geçilme hazırlıkları var. Özellikle Uzak Doğu'da sabah açılışta yataylaşma görülmüştü. Fakat bugün Avrupa borsalarına bakıldığında negatif bir hava göze çarpıyor. Bize de etkisi var. Dolar kurunda da 8.39 seviyelerine kadar gelindi. Bugün isterseniz bu konuları kimlerle konuşacağız? Öncelikle konuklarımızı tanıyalım. Sizler için hazırladığımız günün öne çıkan haber başlıkları ise şöyle. Bazı tarım ürünleri ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı. Cumhurbaşkanlığı'nın konuyla ilgili kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre buğday, çağdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimek ithalatı için gümrük vergisi 31 Aralık 2021 tarihine kadar sıfır olarak uygulanacak. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen kahve için gümrük vergisi de %11'den %6'ya çekildi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in varlık alımlarının azaltılması planına devam etmesi gerektiğini söyledi. Bullard, Financial Times'a yaptığı açıklamada, büyük resme bakarsak bu yıl varlık alımlarının azaltılması devam edecek ve gelecek yıl ortasına kadar tamamlanacak yorumunda bulundu. AB Konseyi aday ülkeler olan Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'la potansiyel aday olan Bosna Hersek, Kosova ve İzlanda'ya 2021-27 yıllarında sağlanacak katılım öncesi yardım aracının 3. dönemi için 14.2 milyar avroluk bütçe ayrılmasını onayladı. Söz konusu fonlar, ülkelerin gelecekte AB üyeliğine yönelik reformları gerçekleştirmelerine yardımcı olacak. Hukukun üstünlüğü, temel haklar, demokratik kurumlar, kamu yönetimi, ekonomik kalkınma ve rekabetçilik gibi alanlardaki reformlara özel önem verilecek. Reform alanlarında gerileme olması veya ilerleme sağlanamaması durumunda yardımın kapsamı ve yoğunluğu değiştirilebilecek. Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Peng Gongsheng, ihtiyatlı para politikasının sürdürüleceğini ve sel tipi teşvik adımları atılmayacağını söyledi. Peng, para politikasında kullanılabileceği alanın halen görece olarak geniş olduğunun da altını çizdi. Günün öne çıkan haber başlıkları böyleydi. Öbür taraftan sabah açıklanan veriler vardı. Japonya'dan mevsimsellikten arındırılmış cari denge rakamını karşıladık. 1.41 trilyon yen olarak açıklandı. Daha önceki rakam 1.78 trilyondu. Japonya gayri safi yurt içi hasılasını tekrar karşıladık. Bu revize bir rakam. Daha önceki rakam 1.3 iken 1.9 olarak açıklandı. Revize rakamın beklentisi 1.6 idi. Önceki rakamda %3.7'lik bir düşüş vardır gayri safi yurt içi hasılada. Japonya'nın büyüyememe sorunu var yıllardan beri ve bu şekilde devam ediyor. Fakat kalkınmış bir ülke, dünyanın en önde gelen ülkelerinden bilindiği gibi. Öbür taraftan ikinci çeyrek tabii büyümesi de %0.5 olarak açıklandı çeyreklik. Beklenti 0.4'teydi. Önceki de 0.9'luk bir azalışa işaret ediyordu. Bugün gelecek olan verilere bakalım. Orada da saat 5'te Amerika'dan iş imkanları verisi açıklanacak. Önceki veri 10 milyon 73 bin iken şimdi 10 milyon açıklanması bekleniyor. Kanada'nın faiz oranı bekleniyor. 0.25 şu anda beklenti. Önceki de 0.25 bir faiz değişikliğine gidilmesi beklenmiyor. Birleşik Krallık'tan enflasyon raporu açıklaması gelecek. 6'da yine 5 kitap açıklaması var Amerika'dan. Ayrıyeten haftalık ham petrol stoklarını da takip edeceğiz. Önceki veri 4 milyon 45 bin varillik bir azalış şeklindeydi. Günün verilerine bakalım. BIST yüzde 0.57 seviyelerine geldi düşüş. 1446 puandayız. 1450 seviyesine tutunma çabasındaydı. 1452 20 günlük hareketli ortalaması 1485'lere kadar yükselmişti. Fakat oradan tabii risk-off moduna geçilmesiyle piyasalardaki satış özellikle dikkat çekiyor. Yurt dışı piyasalardan yine pozitif yönde ayrışıyor BIST 100. Fakat tabii düşüş hissediliyor. Özellikle hisse bazında sert düşüşler var. BIST 50'de 1271 puandayız 0.57'lik.
BIST 30'da da 1550 puandayız. TL çaprazlara bakalım. Dolar TL'de 8,38 seviyelerindeyiz, 8,386, 8,39 100 günlük hareketli ortalaması, burası da bir karar seviyesi, bilindiği gibi 8,25'lere kadar gelmişti. Sonrasında tabii açıklanan enflasyon rakamı, diğer taraftan tarım dışı istihdam ve özellikle dün yaşanan kripto paralardaki sert düşüşün finansal piyasalara etkisi dolar TL'de de hissediliyor. Euro TL'de 9,92. Pound TL'de 11,54, İsviçre frangında 9,12, sepet kurda da 9,15 seviyesindeyiz. Paritelere bakalım. Dolar endeksinde yükseliş var. 92,61'e gelindi. Dün 92,2'lere kadar gelinmişti. Orada da bir trend çizgisinin üzerinde kalma çabası var. Özellikle önümüzdeki günlerde tabii tapering kararı özellikle dolar endeksine ne yönde tesir edecek? Hep herkesin radarında. Euro dolarda 1,182'deyiz. 1,19 seviyesinin yine bir karar seviyesi olduğunu söylemiştik. Onun altına doğru bir kayış yaşandı. Pound dolarda 1,37, dolar yende 110,23, dolar İsviçre frangındaysa 0,91 seviyesindeyiz. Asya borsalarına bakalım. Şikomp'ta 3675'te kapattı. 0,04'lük hafif bir düşüş var. Özellikle Evergrande'nin borçluluk yapısı piyasaları endişelendiriyor. Nikkei'de 30.181 puandan kapattı. 0,89'luk artış var. Hang Seng'de 26.225, 0,49'luk azalış. Kospi'de 3.162, 0,77'lik bir azalış var. Sensex'te de 58.000 puan üzerindeki tutunuş devam ediyor. 58.075 puanda. Avrupa borsalarına bakalım. 4.173 puanda Eurostoxx'de %1,01'lik düşüş var. DAX'da %1,28'lik düşüş var. 15.643 seviyelerine kadar gelindi. 16.000'i geçmekte zorlanıyor. CAC 40'da 6.645, 0,92'lik bir azalış var. FTSE yüzde 7086, 0,52'lik. IBEX'te de 8777 puandayız. %1,25 düşüşte. ABD vadelilerde ise durum şöyle. 34.971 puanda Dow Jones vadelisi, 0,45'lik azalış var. Spot'ta 35.000 puanın üzerine çıkma, daha doğrusu tutunma çabası var, fakat piyasalarda da risk iştahı azalıyor. S&P 500'de 4.503 puandayız, 0,32'lik azalışla. Nasdaq'ta 15.627 puandayız, 0,28 azalışla. ABD tahvil piyasasında da ABD 10 yıllıkta 1,354 seviyesindeyiz. 1,38 seviyesi yine kritik bir eşik. 2 yıllıkta 0,216'da 1,89'luk artış var. 30 yıllıkta da 1,963 puandayız. Gold, emtia piyasalarına bakalım. Altında 1798 dolardayız. 1800 dolar üzerine atmaya çalışıyor. O da 1839-30 dolarlardan aşağıya doğru sarkış yaşadı. Brent petrolde 71,71, ham petrolde de 68,67 dolardayız. Son olarak da kripto para piyasasına bakalım. Bitcoin'de 45.000 dolarlara kadar gelindi. Dün 53.500 dolarlara kadar gelmişti. Sonrasında sert bir satış yedi. TL karşılığı 389.060 TL'ye tekabül ediyor. Ethereum'da da benzer şekilde sert bir geri çekiliş oldu. Orada da 3.274 dolardayız. Evet, fiyatlamalar böyleydi. Programımıza, konuğumuzla devam ediyoruz. Paratoner'e Pariteryum Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol hocamızla devam ediyoruz. İsmet hocam merhaba. Merhabalar Cenk'ercim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. İlk defa program yapıyoruz ve ben de bir aydır EkoTürk ailesindeyim ve çok da mutluyum. Hocalarımızla da ayrıyeten tüm değerli konuklarımızla programlar yaptığım için de çok büyük zevk duyuyorum. Hocam özellikle şimdi OVP ile başlayalım isterseniz. Önümüzdeki 4 yıl için 1 trilyon dolarlık yaklaşık bir İhracat hedefi konulmuş durumda ve bunun önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi nelere bağlı sizce? Düşük kur rejimi sizce Türkiye için, ihracat hedefi için önemli bir model mi, uygun bir model mi? Öncelikle senin de hayırlı olsun. Çok mutlu teşekkür oldum. Teşekkür ederim seninle hocam. Program yapmak da çok keyifli olacak bundan sonraki süreçte. Şimdi sizlerle sohbetimizi özellikle EkoTürk'te de dile getirdim. Türkiye bir özellikle ekonomi politikasını belirtmek zorunda belirttik. Yani büyüme odaklı mı yoksa enflasyon odaklı mı? Şu anki sanki süreç tekrar rekabetçi kura doğru.
büyümenin ön planda olduğu, bunun da biraz ihracat destekli olarak devam edeceğini gösteriyor. Ben her zaman rekabetçi kuru savunan bir ekonomistim ve dolayısıyla faiz artışının olduğu sürede de bunu savundum. Fakat biraz geri çekilmiştim. Ancak görünen şu ki Türkiye faizi arttırarak enflasyonla mücadelede başarılı olamayacaktı. Diğer taraftan faizi arttırarak da dolar TL düşürmekte başarılı olamayız. Niçin? Çünkü bizim ham madde ithalatımızın %65'i dolar. Hal böyle olunca biraz önce belirttiğin gibi 2021-2024 OVP'de yaklaşık olarak 1 trilyon dolara yaklaşan bir ihracat hedefi var. Son derece olumlu. Bizim için çok büyük avantaj teşkil ediyor ve son şans. Bunu biraz daha açabilirsek, Türkiye eğer ihracata dayalı büyüme ödülünü gerçekleştirirse tabii ki bir miktar kuru artacak. Enflasyon yükselmesini de bekliyorum. Fakat önümüzdeki süreçte eğer doğru yatırımlar, teknoloji yatırımları, inovasyon yatırımları, e-ticaret, fintech projeleri, Endüstri 4.0 bunları üstü toplayabilirsek ve ek olarak da dolar ihracatını arttırabilirsek 2,5-3 yıl sonra enflasyonda kalıcı düşüşü doğru olarak görebiliriz. Doğrudan yabancı girişimimizin artması durumunda turizm gelirindeki artış, altın ithalatındaki yavaşlama ve yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikle güneş ve rüzgar panellerinin yatırımları da üstü topladığımız zaman Türkiye'de o zaman dolar TL'deki dengelenmeyi ve kalıcı olarak da enflasyondaki düşüşü 3,5-4 yıl sonra görebiliriz. Umarım ki bu 3,5-4 yıl süre zarfında 1 trilyon doları aşan bir ihracat politikasını da gerçekleştirebiliriz. Özellikle dolar ihracatını daha fazla arttırmamız gerekiyor Cenk'er. Evet. Hocam peki OVP'deki enflasyon hedefleri için ne düşünüyorsunuz? Çünkü o konu bayağı tartışılıyor piyasalarda. Özellikle gelecek yıl %9.8'lik enflasyon hedefi biraz iddialı gözüküyor. Evet. Doğru, iddialı gözüküyor. Zaten biraz önce belirttiğimiz gibi Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Dolar TL'deki yükseliş enflasyon yaratıyor. Dolar TL'deki gerileme ise cari açık yaratıyor. Peki o zaman bizim nasıl büyüme modelini gerçekleştirmemiz gerekiyor? Üretime dayalı. Şu anki konjonktürde en az %5-5,5'luk bir büyüme devam ederse enflasyonun düşmesi pek mümkün değil. Ki yılın 2024'te 7.6 gözüküyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? İhracatı arttıracağız, yerli üretimi arttıracağız ama muhtemelen bir sonraki OVP'de bence enflasyondaki yükseliş, yani 7.6'nın tekrar 10'lara doğru revize edilmesi mümkün olacak. Çünkü bizim yerli üretimi arttırmamız gerekiyor. Yerli üretimi arttırmadığımız sürece ham madde ithalatını arttıracağız. Ham madde ithalatının artması zaten şu anki üretici fiyat endeksleri %45'lere dayanmış durumda. Ve önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? OVP doğru, rasyonel ama TÜFE hariç. TÜFE dışında OVP hedefleri gerçekleştirebilir seviyede olabilir. Ancak belirttiğimiz gibi 2020'deki 9.6 ve 2024'te gerçekleşecek 7.4'ün açıkçası pek optimal olmadığını TÜFE tarafında belirtiyorum. Nasıl gerçekleşebilir? Daha hızlı aksiyon olarak belki söyleyebiliriz. Ya doğrudan yabancı yatırımları daha fazla arttıracağız. Her yıl 50-60 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekeceğiz. Veya ihracat rakamlarımızı 1 trilyon doların üzerinde bir artış sergileyeceğiz. Dolayısıyla TÜFE tarafında pek optimist değilim dolayısıyla OBP'deki 4 yıl boyunca. Peki bütçe tarafında hocam özellikle KGF adımını duyduk geçtiğimiz hafta Bakan Elvan'dan. Orada yapılması gereken şeyler var mı sizce? Bu çok önemli. Türkiye için de önemli. Kredi Garanti Fonu'nun doğru yerlerde kullanılması temel amaç ki Sayın Elvan da bunu dile getirdi. Şunu bence yapacağız muhtemelen. Hükümetin yaptığı çalışmalarda da bunu öngörüyoruz. Özellikle hangi sektörler verimli yatırım yaratacaksa, katma değer yaratacaksa bence o sektörlere kredi garanti fonunun temin edilmesi gerekiyor ki önümüzdeki süreçte bağlayabiliriz. Bunu hatta biraz daha açabiliriz. Bildiğin gibi Ağustos'un son haftası Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin 36. stratejik yapay zeka planı açıklandı. 50 bin istihdam, master programları, teknoloji inovasyonu yani devlet kanadından yapay zekaya destek veriliyor. Özel sektör zaten çalışıyor. Bu tip sektörlere yatırım, Endüstri 4.0, teknoloji, inovasyon, dijitalleşme üzerine yapılan yatırımlar, KGF'lerin burada verilmesi Türkiye'nin gelecek 10 senesine çok büyük katkı sağlayacaktır ki önümüzdeki süreçte Asya pazarının, Çin'in, Tayvan'ın daha da güçleneceği bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın liderliğini Asya ülkeleri alabilecek. O zaman Türkiye bu faydalanması açısından
teknolojiye yatırım yapan, üretime yatırım yapılan, tarımda inovasyon, akıllı tarımın ön planda olduğu sektörlere eğer biz teşvik verebilirsek KGF'de 4-5 yıl sonra 2025'te daha büyük olumlu geri dönüşleri alabiliriz gibi geliyor. Umarım ki KGF biraz önce belirttiğimiz gibi bu sektörlere bir can suyu olarak faydalanabilir. Evet hocam, yani biz de cuma günleri özellikle Fintech Dünyası programı yapıyoruz. Orada da çok değerli konuklarımız oluyor ve buradaki inovasyon gerçekten çok önemli, sizin de belirttiğiniz üzere. Şimdi Endüstri 4.0'ı yakalamak istiyoruz ülke olarak. Peki arada şimdi ciddi bir kopukluk var esasında. Biz konvansiyonel sektörlerde oldukça iyiyiz. Fakat sonrasındaki o hamleyi bir türlü istediğimiz şekilde gerçekleştiremiyoruz. Yani onu biraz açabilir miyiz hocam? Başka neler yapılabilir bu konuda? Şimdi Türkiye bence Endüstri 4.0'ı ıskalamayacak. Bu sefer yakalayacağız. Biraz zor olacak ama olacak. Ama belki bu sohbeti 4 yıl sonra yapabilirsek daha keyifli konuşacağız. Çünkü zor bir süreç. Çünkü bizim üretimde hala ham madde ithalatımızın %70 civarı dolara bağlı, savunma sanayi hariç. Yerli üretim arttırmamız gerekiyor. Çok kısa olarak fintech üzerinden devam edebilirsek, bugün fintech'te yaklaşık olarak 800-900 milyon dolar civarında, 1 milyar dolara yakınlık bir yatırım yapılmış durumda 5 yıldır ki Türkiye Ulusal Borsa Birliği'nin fintech sektör meclisini kurması bence son derece olumlu. Türkiye bu açığı çok rahat kapatacak. 5 yıllık projeksiyonda önümüzdeki yıllarda daha büyük fintech yatırımları artı şu anki finansal teknolojilerin özellikle Borsa İstanbul'a halka arzında faydalanabilirsek, yurt dışındaki yabancı fintech şirketlerin Türkiye'ye ne kadar çekebilirsek kısa vadede doğrudan yabancı yatırım girişinde daha hızlı olduğunu görebiliriz. Keza burada iki ayağı var. Hem devlet destekli hem de biraz önce belirttiğimiz gibi özel sektör destekli. Endüstri 4.0 dediğimiz olay nesnelerin internetin makineler üzerinde iletişim. Yani bunun gerçekleşmesi uzun bir süre alacak. Fakat bizim en azından şu anki toplam gayri safi 3 şahısladı. En az %5-6'lık payı Endüstri 4.0 yatırımlarını arayabilirsek hem özel sektör hem devlet destekli ve bunlara da devlet daha fazla teşvik verebilirse, vergi istisnası veya KGF desteği, inanıyorum ki 2026-2027'de Endüstri 4.0'da doğru programlama uygulayacağız. Hal böyle olunca zaten şu anki COVID-19'daki ne yazık ki pandemi hayatımıza teknolojiyi de olumlu beraberinde getiriyor. Evet, pandemi sıkıntısı devam ediyor fakat bize bir açık kapı var, teknoloji. Daha hızlı teknolojiye odaklı bir üretim modelini gerçekleştirebilirsek de önümüzdeki yıllarda yatırımlara önem kazanacak. Burada belki şöyle bir sorun ortaya çıkacak. İşsizlik, hizmet sektörü biraz sekteye uğrayacak. Ama yeni meslekler, özellikle mühendislik dalları, dijital taraftan ekonomi veya insan kaynakları, sosyal bilimleri, pozitif bilimleri de katacak olursak biraz insan kaynakları politikasının da artık yeni dünya düzenine ayak uydurması gerekiyor. İşsizlik çok geçici bir süreçte olacak. O zaman bizim zaten hane halkının satın alma gücünü eğer ki katma değerli yatırıma devam edebilirsek ki önümüzdeki süreçte belki böyle programlar yapabiliriz seninle. O zaman zaten kişi başı gelirin de artacağı bir Türkiye'yi 4-5 yıl sonra görebiliriz gözüküyor. Biraz zor olacak ama Endüstri 4.0'da doğru hamlelerle 4-5 yıl sonra hedefe ulaşacağız gibi gözüküyor. Ben de çok isterim hocam. Şöyle ki bence bir ortak model belirlemesi lazım halk olarak hepimizin ve sizin de belirttiğiniz üzere Endüstri 4.0 bizim hepimizi heyecanlandıran bir mevzu. Ayrıyeten tabii hem kalkınmayı da hızlandıracak bir mevzu. Tabii bunun finansmanı da önemli bir taraftan bakıldığında. Şimdi geçmiş yıllarda özellikle pandemi döneminde bir likidite bolluğu yaşandı. Şimdi önümüzdeki dönemde bir sıkışıklığa gidileceği anlaşılıyor. Yani hatta double tapering'den bahsediliyor. Fakat Avrupa Merkez Bankası'nın yarın açıklayacak malum ve pek beklenti yok yani bu yönde. Tabii sözlü yönlendirmede bulunması bekleniyor. Ama diğer taraftan Amerika'ya baktığımızda şimdi özellikle Bullard'ın yine bir açıklaması vardı. Tapering'in hızla başlaması yönünde. Sizin düşünceniz ne yönde bu konuda, miktarı ve hızı konusunda? 20 milyar dolar olarak bekliyorum. Ben pek şahin taraftayım. Pek pozitif göremiyorum. Biraz piyasa çok güvercin. Neyi de güvercin fiyatlı onu da pek anlamış değilim. Kasım veya Aralık ayında en geç 20 milyar dolarlık bir tapering'i çok hızlı başlatacak Amerika Birleşik Devletleri ve 92.6'yı test etmesi dolar endeksinin zaten öncü gösterge. Hali hazırda 2022'nin özellikle ikinci çeyreğinin sonunda da tapering'i tamamen bitirecek gibi gözüküyor ve bunu ne kadar hızlı yaparsa da piyasalar bu reaksiyonu daha çabuk cevap verebilir. Özellikle Bitcoin'deki düşüşle hocam bir müsaade isteyeceğim. Tabii. Çünkü Merkez Bankası